Dokuzuncu köşe taşımızla devam ediyorum dostlarım. Türev alma kurallarına. Evet. 9 numarayı koydum. Bakalım ne diyor bu sorumuz. Diyor ki, fonksiyonu veriliyor. F'in türevinde eksi 2 eşittir 12 olduğuna göre A kaçtır diye bir soru sormuş. Yani F'in türevini alıp X yerine eksi 2 yazın diyor. Hadi alalım. Katsayıya hiç dokunmuyordum. 3A. 2'yi başa alıyorduk çarpım durumunda. Çarpı 2. X'in üstündeki kuvveti de biraz azalttım. Yani 1 kaldı. İşte bu F'in türevi. Şimdi f'in türevinde de x gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Yazalım. Eksi 2 yazalım buraya. 3a çarpı 2 çarpı eksi 2 eşitmiş 12'ye. 3 ile 2'nin çarpımı 6. 6 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 12a eşittir 12. 12'ye böldük her iki tarafı. A eşittir eksi 1 çıktı. Cevabım Bursa'dan geldi. Geldim ikinci soruya. F'in türevini alın, M yazın diyor X gördüğünüz yere. Şimdi ilk önce Fx fonksiyonunu bir satır düzenliyorum ben dostlarım. Eksi 1 çarpı X üzeri eksi 2 demektir Fx. Şimdi türevini alalım artık. F'in türevinde X geliyor. Eksi 1'e dokunmuyordum. Kuvveti başa çarpım durumunda atıyorum. Üstü de bir azaltıyorum. Eksi 2'yi bir azaltmak demek eksi 3 demek. Şimdi de x gördüğünüz yere m yazarsanız diyor, yazalım. Eksi 1 ile eksi 2'nin çarpımı artı 2. X yerine de m yazıyorum. Üstünde eksi 3 var. Eşitmiş 16'ya. Peki 2 ile 16 gitti. 8 kaldı. 1 bölü m küp eşittir 8 çıktı dostlarım. M dediğimiz şey direkt 1 bölü 2 çıktı değil mi? 1 bölü 2 yazarsam burada 1 bölü 8 taklattırdım 8 geliyor. Cevabım Ceyhan'dan çıktı. Geldik 3 numaraya. Bu ne demekti dostum? F'in türevinde x gördüğün yere eksi 1 yaz demekti. F'in türevindeki eksi 1 sonucu 2'ymiş. Bunu söylüyor bize. Hadi F'in türevini alalım. 3'ü başa aldım. Sabit sayıya dokunmuyorum. 3'ü başa çarpım durumunda getirdim. X'in kuvvetini bir azalttım. X kare oldu. Şimdi X yerine eksi 1 yazıyorum. Sonucu 2'ye eşiteceğim. K çarpı 3 çarpı eksi 1'in karesi 1 eşitmiş 2'ye. 3'ü de bölü olarak buraya atalım. K eşittir 2 bölü 3 çıktı. Cevabım Denizli'den geldi. 4 numaradayım dostlar. Bu ne diyor? F'in türevinde 4. Hemen F'in türevini alalım mı bir ilk önce? Hatta ilk önce F'i biraz düzenleyelim. Hani köklü sayıyı ne yapıyordum? Üstlü sayıya çevireceğim. X üzeri 1 bölü 2 demek. Yukarıya aldığımda da eksi 1 bölü 2 oldu. Şunu da biraz düzenleyeyim. B çarpı X üzeri eksi 3 oldu bu da. Şimdi F'in türevini al ve X yerine 4 yaz diyor. Alalım F'in türevini. A çarpı eksi 1 bölü 2'yi başa aldım çarpım durumunda. X üstünde eksi 1 bölü 2'den de 1 çıkartıyorum. Eksi 2, eksi 3 bölü 2 oldu burası. Eşitmiş bu. Şurası ne demekti dostum? Bak G, H var. H sıfıra gidiyor. G'nin türevinde 1 demekti kardeşim burası da. O halde G'nin de türevini alalım bir kere. B burada dursun. Eksi 3'ü başa çarpım durumunda attım. Ve X'in üstündeki eksi 3'ü biraz attım. Eksi 4 oldu. Şimdi neydi? F'in türevinde 4. 4 yazacağım buraya. A çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı X yerine 4 yazıyorum. Yani 2'nin karesi yazıyorum. Bir de üstünde eksi 3 bölü 2 var. Eşittir. B çarpı eksi 3 çarpı X yerine 1 yazıyorum. Ve 1'in 4. kuvveti eksi 4. kuvveti de yine 1 olduğu için aynen bu şekilde yazdım. Şurayı bir satır düzenleyelim. Şuradaki kuvvetin kuvveti çarpılıyordu. Çarpılınca bu paydalar gider. 2 üzeri eksi 3 olur. 2 üzeri eksi 3 1 bölü 8 demektir. Şu hale döndü bakın. A çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı 2 üzeri eksi 3 yani 1 bölü 8 eşittir. Eksi 3 B haline döndü. Şimdi şuradan devam edeceğim ben bir daha. Şuraya bir daha yapayım bu işlemi. Şurayı bir çarpalım. Eksi 1 bölü 16 olur burası. A ile de çarpıyorum. Eksi A bölü 16. Eşittir. Burası da eksi 3B.
Neyi soruyor bize? A bölü B. B'yi buraya bölü olarak atıyorum. Eksi A bölü B oluyor. 16'yı da buraya çarpı durumunda atıyorum. Eksi 48 oluyor. Eksileri de artıya dönüştürdüm. A bölü B eşittir 48 çıktı. Gobeller sorumuzun cevabı tamamdır. Hadi şimdi geldik 10. köşe taşımıza, bakalım bu ne diyor. Birinci sorumuz. Fonksiyonunun ikinci mertebeden türevi, yani iki kez türevini al diyor. Hadi birinci türevini alalım. F'in birinci türevi eşittir. 3'ü başa aldım. Eksi 6 x üzeri 2. Şimdi ikinci türevi. F'in ikinci türevi eşittir. 2'yi başa aldım. Eksi 12 x üzeri 1. Eksi 12 x çıktı. Adana şıkkında sorumuz geldi. Bakın d bölü dx ne demekti? X'e göre türev al. D kare bölü dx kare ne demek o zaman? Sence 2 kere türevini al diyor. Şimdi neyin 2 kere türevini alacağım? 1 bölü kök x'in. Şimdi istersen 1 bölü kök x'i önce bir düzenleyelim. Bu ne demekti? X üzeri 1 bölü 2. Hatta bir de yukarıya alalım. X üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi 2 kez türev alacağım buna. Hadi birinci türevini alalım. Y'nin birinci türevi. Eksi 1 bölü 2 başa geldi. X üstünde bir azaltırsam bunu. Eksi 3 bölü 2 oldu. Şimdi bir daha türevini alıyorum. Y'nin ikinci türevi eşittir. Şimdi kuvvetli ne başa gelecek? Şuradaki kuvveti başa alacağım. Bir de eksi 1 bölü 2 var burada. Çarpı eksi 3 bölü 2 gelecek. Bir de x üstünde bunu bir azalttım. Eksi 5 bölü 2 yaptı arkadaşlar. Peki düzenleyelim. 3 bölü 4 yapar burası. Katsayımız 3 bölü 4 olacak. Hangi şık olur? 3 bölü 4 bunda var. Bundaki eksi 3 bölü 4. Bundaki de eksi 3 bölü 4. Hepsinde 3 bölü 4. Çarpı şuradaki kuvvet bir kere eksi olduğu için tatlı attırıyorum. X üzeri 5 bölü 2. O da ne demekti? X'in kuvveti 5. Kökün derecesi de 2 demekti. Demek ki 3 bölü 4 çarpı kök içinde x üzeri 5. Yani Edirne şıkkımızdaki cevap doğru cevaptır dedim. Geldim 3 numaraya. F'in 2 kere türevini alın diyor. X yerine eksi 1 yazınca 6'ya eşit olacak diyor. Hadi alalım 2 kere türevini alalım. Birinci türevi. F'in birinci türevi. 3'ü başa aldım. 6A x üzeri 2 oldu. F'in ikinci türevini alıyorum. 2'yi başa aldım. 12A x üzeri 1 oldu. Burada da x yerine eksi 1 yazarsanız diyor, yazalım. Eksi 1 yazarsam eksi 12A olur ve bu da 6'ya eşitmiş. Demek ki A eşittir 6 bölü eksi 12. Yani eksi 1 bölü 2 çıktı A. Şimdi ne diyordu bize? F'in birinci türevinde 2'yi bulun. Şurada da x yerine 2 yazacaksınız diyor. Yazalım. X yerine 2. 6 çarpı A'yı da yerine yazalım. Eksi 1 bölü 2'dir bu. Çarpı x yerine de 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. Ne oldu dostum? Eksi 6. 4 ile çarptım. Eksi 24 bölü 2. O da eksi 12 çıktı. Sorumuzun cevabı Denizli'den patladı. Geldik buna. F'in ikinci türevinde eksi 2. Şimdi önce F'i bir düzenleyelim. A çarpı x üzeri eksi 2 demektir bu. Gx'i de bir düzenleyelim. 1 bölü B çarpı x üzeri 1 bölü 2 demektir. Artık bunlara alıştık dostlarım. Şimdi diyor ki F'in iki kez türevini al. Hadi F'in birinci türevini alalım şurada. Eksi 2 başa geldi. Eksi 2A x üzeri eksi 3 oldu. F'in ikinci türevini alalım bir daha. Eksi 3 başa geldi. 6A olur. Eksi 2 ile çarpınca. X üzeri eksi 4 oldu. Şimdi burada X yerine eksi 2 yazın diyor. Hemen yazalım. 6A eksi 2'nin eksi 4. kuvveti oldu. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16 yapar. Eksi 4. kuvveti dediği için 1 bölü 16 olacak. Şöyle oldu. 6A bölü 16 geldi. Bu 1. Diyor ki G'nin birinci türevinde de X yerine 1 yazın. Şimdi birinci türevini alalım G'nin. 1 bölü B duruyor. 1 bölü 2 başa geldi. X üstünde 1 bölü 2 eksi 1. Yani eksi 1 bölü 2 oldu. Bu da G'nin birinci türevi. 1 yazın diyor X yerine. Yazalım hemen. Şurası B. 1 bölü 2 B. 1 yazarsam 1'in bir kuvveti yine 1 olacağı için 1 bölü 2 B sadece. Ve bu da neye eşitmiş? 6 A bölü 16'ya. Hadi şimdi işler dışlar yapalım.
16 eşittir. 2 ile burayı çarparsam 12AB. 12'ye bölelim. Bakın A çarpı B çıkıyor zaten. Bize de onu soruyordu. 12'ye böldüm hemen her iki tarafı. 16 bölü 12 eşittir. A çarpı B geldi. Ve zaten 4'e de sadeleşiyor bunlar. 4'e böl 4. 4'e böl 3. 4 bölü 3. Yani Bursa şıkkı. Doğru cevap çıktı Gobeler. Evet, 10 numarayı hallettik. Geldik 11 numaralı köşe taşımıza. Diyor ki fonksiyonun birinci türevi nedir diye bir soru sormuş. Burada toplamalı ifadelerin türevini alın diye bir şey söylüyor ama biz zaten deminden beri yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Her terimin tek tek türevini alacağım. Şimdi şuranın türevi. 3'ü başa aldım. 6 kuvveti bir azalttım x kare. Şunun türevi 2'yi başa aldım. Eksi 2 kuvveti bir azalttım x. 3x'in türevini çok iyi biliyorum. Sadece x varsa direkt kat sayısıydı 3. Sabit terimin de türevini çok iyi biliyorum 0. Ne oldu? 6x kare eksi 2x artı 3. Hangi şıkkımızda var? Bursa şıkkındaymış. Doğru cevap. Geldim 2 numaraya. dy bölü dx ifadesinin diyor. Yani y'nin x'e göre türevini alın diyor. X yerine de 1 yazın diyor. Peki önce türevini alalım. 1 bölü 4'e dokunmuyorum. Şurada yapalım. 1 bölü 4 çarpı 4'ü başa aldım. X üstünde küp kaldı. Eksi 3 bölü 2'yi başa aldım. Katsayıya dokunmuyorum. Şimdi kuvveti başa getiriyorum. 2. X'in kuvvetini biraz azalttım. Bu da ne demektir dostum? X üzeri eksi 1 demektir orijinalde 1 bölü X. Eksi 1'i başa aldım. Eksi 1. X üstünde de eksi 2 çıktı. Eksi 2'nin türevi de 0 zaten. Ona hiç bakmaya bile gerek yok. Şimdi hemen X yerine 1 yazın diyor. Önce şu 4'ler gitti. 1 yazarsam burada 1 kalır. Şu 2'ler gitti. 1 yazarsam eksi 3 kalır. 1 yazarsam 1, eksi 1 geldi. 1'ler de giderse sorumun cevabı eksi 3 çıkıyormuş diyebilirim dostlar. Ve gelirim böylelikle 3 numaralı soruya bakalım bu ne diyor. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Ne diyor yani? Şu parantezin içindeki komple ifadenin m'ye göre türevini alın diyor dostlarım. M'ye göre türev alacağız şimdi dostlar. Hemen alalım m'ye göre türevini. Şimdi kök m. Ne demekti kök m? M üzeri 1 bölü 2 demekti. 1 bölü 2'yi başa alıyorduk biz. 1 bölü 2 çarpı m üzerinde eksi 1 bölü 2. Bir azaltırsam eksi 1 bölü 2 geliyor. Bunu da direkt düzenledim. 1 bölü 2 kök içinde m. Artık buna alışalım arkadaşlar. Kök m'yi böyle uzun uzun yapmayalım. Direkt cevap şu. Köklü bir ifadenin türevi, bakın burada söyleyeyim, bundan sonrasında rahat edelim. Köklü bir ifade, mesela kök içinde u var. Bunun türevi 1 bölü 2 çarpı, şuraya kök u'yu yazıyorsunuz. Ama eğer içinde bir fonksiyon varsa bir de o içindeki u'lu fonksiyonun türevini yazacağım. U'nun türevi diyeceksiniz bir de dostlarım. Şimdi bunu bir iki soruda yaptık mı alışacağız hemen. Şimdi o halde kök m'nin türevi 1 bölü 2 tane kök m. M'nin türevi ise 1 olduğu için yazmadım buraya. Artı, şimdi şu ne demekti? 3 çarpı M üzeri eksi 2. Eksi 2'yi başa aldım. Eksi 6 M üzeri eksi 3 oldu burası. Bu da tamamdır. Şurası eksi 2 M. Şimdi M'ye göre türev alırsam direkt kat sayısı gelecek. Eksi 2. Sabitin türevi de 0 zaten. Onu geçtim. Peki ne oldu? Düzenleyelim. 1 bölü 2 kök M. Eksi 6 bölü m küp, eksi 3. kuvveti olduğu için aşağıya yazdım. Bir de eksi 2 geldi. Sanırım Ceyhan şıkkı galiba değil mi arkadaşlarım? Evet, Ceyhan şıkkı doğru cevaptır dedim. Geldim son soruya. Bakalım bu ne diyor? Şu ne demekti dostlar, limitli ifade? F'in türevini alın ve x gördüğünüz yere de 1 yazın. Şuradaki sayı 1 olduğu için. Bunun sonucunu söyleyin diyor bize. Hadi türevini alalım. X'in türevi 1. Eksi 2x'in türevi. Eksi 2x üzeri 1. 3x'in türevi. Artı 3x kare. Eksi 4x küp. Artı nokta 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 gidiyor burası. Eksi x üzeri 50'nin türevi de eksi 50 çarpı x üzeri 49. Şimdi x yerine de 1 yazın diyor dostlarım. Şurası zaten 1. Eksi. 1 yazarsam 2. Artı 3. Eksi 4. Artı 5. Eksi 6 şeklinde
Eksi 50'ye kadar gidiyor. Hatta bir öncesinde demek ki 49 var. Eksi 50 diye gidiyor bu şekilde. Dostum bir artı bir eksi gidiyorsa biz ne yapıyoruz bunları? Normal TYT'de ne öğrendiniz? İkişer ikişer gruplandırıyorum değil mi şu şekilde? Hepsi aynı sayı çıkıyordur büyük bir ihtimal diyorum. Bakın 1 eksi 2 eksi 1. 3 eksi 4 eksi 1. 5 eksi 6 eksi 1. 49 eksi 50 eksi 1. İkişer ikişer gruplandırdım. 50 tane sayı var burada. İkişer ikişer gruplandırdığımda 25 tane grup çıkar. Her birinin de değeri eksi 1 olduğu için eksi 1 çarpı 25'ten cevabım eksi 25 patladı gitti. Ve geldik 12 numaralı sorumuza. Evet, bu ne demekti arkadaşlarım? Şöyle h sıfıra gidiyor. Şurada eksi 1 var. F'in türevini al, eksi 1 yaz ve bu da 6'ya eşitmiş. Hadi f'in türevini alalım. 2x olur. Artı 4a'ydı değil mi? X olduğu için direkt kat sayısı. Buradaki n'in türevi 0 olduğu için yazmıyoruz onu. İşte burada da x yerine eksi 1 yaz diyor. Yazalım. Eksi 2 artı 4a olur eşittir 6. Eksi 2'yi buraya alalım. 4a eşittir 8. A eşittir 2 çıktı. Sorumun cevabı Adana'dan geldi. Geldim 2 numaraya. Diyor ki f'in diyor 2 kez türevini alın. G'nin de bir kez türevini alalım ve birbirine eşitleyin. Şimdi yavaş yavaş yapıyorum dostlarım. Öncelikle f fonksiyonunu bir düzgün yazayım. X üzeri eksi 1 demektir bu. Artı n çarpı x üzeri eksi 2 demektir. Şimdi f'in birinci türevini alıyorum ilk önce. Eksi 1'i başa aldım. Eksi x kuvveti bir azalttım. Eksi 2. Artı eksi 2'yi başa aldım. Eksi 2 m. Kuvveti de bir azalttım. X üzeri eksi 3 oldu. Şimdi f'in ikinci türevini alalım hadi. Eksi 2'yi başa aldım. Şuradaki eksiyle çarpışınca artı 2 oldu. X üzeri bir azalttık eksi 3. Eksi 3'ü başa aldım. Şuradaki eksi 2 ile çarpıştı. 6 m oldu. X üzeri eksi 4. Diyor ki burada da x yerine 1 yazın. Hadi 1 yazarsam 1'in 3'ü eksi 3'üncü kuvveti yine 1. O halde 2 geliyor. 1 yazarsam yine 1 artı 6m geliyor. İşte bu neymiş dostum? F'in ikinci türevinde 1 değeriymiş. 2 artı 6m. Şimdi sıra geldi. G'nin bir kere türevini almaya. Şimdi şu 3'ü başa alıyorduk. Şuraya yazalım. G'nin türevinde x. 3'ü başa aldım. 3. Bir de bölü 3'ümüz var. Çarpı x üzerinde 2. Eksi 2'yi başa aldım. Bir de bölü 2'miz var. X üstünde 1. X'li terimin direkt kat sayısıydı türevi. Sabitin türevi de 0'dı yazmadım. İşte bu da neymiş? G'nin birinci türevi. Şu 3'ler gitti. 2'ler gitti. X yerine eksi 2 yazın diyor. Yazıyorum. Eksi 2 yazarsak 4 olur burası. Eksi 2 yazdım. Bir de eksi başında var. Artı 2 oldu. Bir de artı n var. Yani 6 artı m çıktı burası. Demek ki bu ikisi birbirine eşit. Hemen eşitleyelim. 2 artı 6 m eşittir 6 artı m'ye. 2'yi buraya aldım 4 oldu. M'yi buraya aldım 5 m oldu. Bir de 4'e bölelim hepsini. 5'e bölelim hepsini. M eşittir 4 bölü 5 çıktı. Yani Bursa şıkkımız doğru cevap geldi. Ve geldim ben de 3. sorumuza. Şimdi bir polinomla o polinomun türevi. Şimdi türevini aldığında bu polinomun derecesi biraz azalıyordu dostum. Sonuç diyor bu ikisinin farkının sonucu ikinci dereceden bir ifade çıkıyor diyor. O zaman ben de diyorum ki demek ki Px polinomu ikinci dereceden bir polinommuş. Şöyle ax kare artı bx artı c'miş. Hadi gelin Px yerine bunu yazalım. Ax kare artı bx artı c yazalım. Eksi türevini çıkartalım bunu. Şimdi türevini de şurada bulayım hemen ben. Türevine gelecek 2ax artı b gelecek. Çıkartıyorum türevini. Yani hatta direkt eksiyi dağıtalım mı? Eksi 2ax eksi b olur. İşte bu da neye eşitmiş? 2x kare eksi x artı 2. Şimdi iki polinomun eşitliğini yapacağız ama önce şu tarafı biraz toparlayalım. Şöyle olur. Ax kare dursun. Bx ile eksi 2ax var. Yani artı x parantezinde b eksi 2a var.
Sabitlere bakıyorum. Bir c var, bir de eksi b var. Eşitmiş 2x kare eksi x artı 2y. Şimdi dostum, x kareli terimin katsayısı a, x kareli terimin katsayısı 2. Hemen diyorum ki a eşittir kesinlikle 2'ye. A'yı buldum. X'in katsayısı şurası, x'in katsayısı eksi 1. Demek ki b eksi 2a. Yani a yerine 2 yazarsam b eksi 4 eşitmiş eksi 1'e. Bu durumda b eşittir 3 çıktı. Son olarak c eksi b sabit sayıya eşit, yani 2'ye. E b de 3'tü. C eksi 3 2 oldu. C de 5 çıktı. C'yi de buldum. Yani ben aslında Px polinomunu buldum arkadaşlarım. Px neydi? Ax kare artı Bx artı C'ydi. O halde Px'i şurada bir daha yerine yazayım ben. A yerine ne yazacağım? 2. 2x kare. B yerine ne yazacağım? 3. Artı 3x. C yerine ne yazacağım? 5. Artı 5 oldu. İşte bu benim polinomum. Bana da eksi 1 yaz diyor x gördüğün yere. Eksi 1 yazarsam eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptım 2. Eksi 1 yazarsam eksi 3. Bir de artı 5 var. Eksi 1, 5 daha 4 çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi arkadaşlar. Ve geldim 4 numaralı soruya. Yalnız 4 numaralı sorunun bayağı bir yerini işgal ettik. Orayı bir temizleyelim ilk önce. Evet. Şimdi 4 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Olduğuna göre B aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi bize diyor ki toplamın türevini alın diyor. Yani şu ikisini toplayıp bir türev alacağız. E direkt topla, türevini alarak toplayayım ben hemen. Şuranın türevi 3A x kare eksi A'dır. Artı buranın türevi artı 2B x artı 3B gelir. Şimdi bu toplamın türevi. Hatta burada da diyor ki x yerine eksi 1 yazın diyor. Yazalım. 1 olur. 3a olur. A çıkarsa 2a olur. Eksi 1 yazalım. Eksi 1, eksi 2b. 3b daha artı b. İşte bu birinci ifade. Şimdi diyor ki çıkartın öyle türev alın. Hadi bir de bunları çıkartalım biz birbirinden. Yani ax küp eksi ax'den şunu çıkartacağım. Direkt eksiyle dağıtıyorum. Bx kare eksi 3bx olur. Şimdi türevini alalım. 3ax kare eksi a türevini alıyorum. Eksi 2bx türevini alıyorum. Eksi 3b. Burada da diyor x yerine 2 yazın diyor. Yazalım. 4 olur. 12a olur. Eksi a. 2 yazarsam eksi 4b. Eksi 3b. Yani 11a eksi 7b oldu. İşte bu ikisi birbirine eşit diyor dostlarım. Hadi eşitleyelim. Yani 2a artı b eşittir 11a eksi 7b'yi. Eksi 7b'yi buraya alırsam 8b. 2a'yı buraya alırsam 9a. 8'e bölelim. B eşittir 9a bölü 8 çıktı. Yani Adana şıkkındaki cevap, doğru cevap geldi arkadaşlarım. 12'yi de gömdük. Hemen aldık 13 numarayı. Fonksiyonun birinci türevi nedir diyor. Bakın burada çarpım durumunda iki ifade var. Çarpımın türevini yapmamızı istiyor dostlarım. Ha sen istersen bu soruyu şöyle de çözebilirsin. Verilen iki ifadeyi çarparsın. Çarpılır dağılma özelliğini kullanarak sonra türevi de alabilirsin. Ama şu çarpımın türevini de öğrenmende kesinlikle çok büyük fayda var. Çarpımın türevi basit dostum. Şu cümleyi ezberleyeceksin. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. O zaman birinci bu, ikinci de bu diyorum şimdi. Birincinin türevi 3 çarpı ikinciye aynen yazıyorsun. 1 eksi 2x artı ikincinin türevi. Birin türevi 0, eksi 2x'in türevi eksi 2'dir. Çarpı birincinin aynısı, yani 3x artı 1. İşte budur arkadaşlarım. Burada düzenlememizi istiyor. 3 eksi 6x yapar. Eksi 6x buradan geliyor. Eksi 2 de buradan geliyor. Yani 3'ten 2 çıktı. 1 eksi 12x yaptı. Adana şıkkı doğru cevapmış dedi. Ve hemen geldim.
İkinci soruya bak ne diyor? Parantezin içindeki ifadenin türevini al diyor ve sen yine görüyorsun parantezin içinde çarpımlı bir ifade var. Şimdi birincinin türevi 2x artı 1'dir birincinin türevi. Çarpı ikinciye aynen yaz diyor. Yani x küp eksi x artı 1 artı. İkincinin türevi yani 3x kare eksi 1 yapar bunun türevi. 3x kare eksi 1 çarpı birinciye aynen yaz. X kare artı x. İşte burada da diyor x gördüğün yere 2 yaz. Hadi yazalım. 2 kere 2 4 1 daha 5 olur. 5 çarpı 2 yazıyordum değil mi? 8 eksi 2 artı 1'den 6 1 daha 7. Artı 2 yazıyorduk. 4 12 1 çıktı 11. 4 2 daha 4 2 daha 6. Burası 35 yaptı. Burası 66 yaptı. 95 101 geldi sorumuzun cevabı. Evet bu 3 numara ne diyor? Yine çarpımının türevini alın diye söylüyor bize dostlarım. Hemen çarpalım ve türevini de alalım böylelikle. Şimdi birincinin türevi 3 şunun türevi 3x kare artı 1'dir. Çarpı ikinci yani x kare eksi x artı ikincinin türevi yani 2x eksi 1 çarpı birinci. O da ne olur? X küp artı x. Evet bunu soruyor bize. Şimdi bunu da biraz toparlayıp düzenleyeceğiz. Dağılma özelliğini kullanacağız. Edirne şıkkı çıkıyormuş dostum. Ben çok uzatmıyorum bu kısmı. Dağılma özelliğini her türlü yaparsınız. Dördüncü sorumuzdayız. Bu ne demekti? X eksi 0 var burada. Bak x 0, x 0. Türevini al. 0 yaz diyor bize x gördüğün yere. Hadi türevini alalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi yaz. X kare eksi x artı 1. Artı ikincinin türevi yani 2x eksi 1'dir. Çarpı birinci x artı 3. Şimdi x yerine 0 yaz diyor. Burası zaten 1. Buraya da 0 yazarsam 1 geliyor. 1 kere 1 1 artı. 0 yazarsam eksi 1, 0 yazarsam 3. Eksi 1 ile 3'ün çarpımı da eksi 3. 1 eksi 3'ten eksi 2 çıktı. Sorumuzun cevabı dedik dostlar. Geldik hemen 14 numaralı köşe taşımıza bakalım bu ne diyor. H'ın diyor türevini alın x yerine eksi 1 yazın diyor. Sonucu 5'e eşitleyin. Türevini alalım. Şimdi birinci, ikinci. Birincinin türevi m. İkincinin türevi, ikinciyi yazıyorum. X küp artı x artı. İkincinin türevi 3x kare artı 1 çarpı birinciyi aynen yazıyorum. Mx artı 2. Arkadaşlar biraz hızlandım ki şarj alarm veriyor. Şarjı bitti bitecek. Yetiştirmeye çalışayım en azından. Çözebildiğimiz kadar çözelim. Şimdi bu türeviydi. Türevinde de x yerine eksi 1 yazın diyor. Yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 daha eksi 2 m. Eksi 1 yazıyordum. 1. 3 ile çarptım 3, 1 ile topladım 4, çarpı eksi 1 yazıyordum, eksi m artı 2 eşitmiş 5'e. Şimdi düzenleyelim, eksi 2m, eksi 4m geliyor, eksi 8 değil, artı 8 eşittir 5 oluyor. Burası eksi 6m eşittir, eksi 3, m eşittir 1 bölü 2 çıkıyor dostum. Sorumuzun cevabı Bursa'daymış. Geldik 2 numaraya. Çarpımın türevini alın, x yerine 1 yazın diyor dostlar. Hemen çarpımın türevini alalım. Birincinin türevi 2x artı m çarpı ikinci yani x küp artı 2 artı ikincinin türevi 3x kare artı 2 çarpı birinci yani x kare artı mx. Burada da x yerine 1 yazın diyor. 1 yazarsak 2 artı m olur. 1 yazarsak 3 olur burası çarpı 3. 1 yazarsam 3 2 daha 5. 1 yazarsam 1 artı m eşitmiş 19'a. Buradan da m değeri kaçtır diyor. Dağıtalım içeriye. 6 artı 3m artı 5 artı 5m eşittir 19. 3m 5m daha 8m. 11 buradan 11'i bu tarafa attım. 8 kaldı. M eşittir 1 çıktı dostlarım. Sorumuzun cevabı Bursa'daymış. Geldik buna. Burada bakın birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci muhabbeti yapmış dostlarım. Yani F çarpı G'nin türevini almış kardeşler. F çarpı G'nin türevinde de 2 yazın diyor. Burası zaten F çarpı G'nin türevi.
Direkt 2 yazıyorum. 2 yazarsam 4 bölü 2'den 2. 4 bölü 2'den yine 2. 2, 2 daha 4 geldi. Gayet kolay bir soruymuş bu. Geldim 4 numaralı soruya. Olduğuna göre diyor G'nin türevinde 1 kaçtır diye bir soru sormuş. Hadi gelin şuradan G'nin türevini bir alalım biz. G'nin türevinde x eşittir. Birincinin türevi 2x çarpı ikinciyi aynen yazdı. Artı ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birinciyi aynen yazdım. 1 yazın diyor. 1 yazarsak burası 2. Burası f'de 1. Yani o da 2'ymiş. F'in türevinde 1. Eksi 3'müş arkadaşlarım. 1 yazarsam 1 oldu burası. Tamam ne geldi? 4 eksi 3'den de 1 çıktı sorumuzun cevabı. Evet 14 numaralı köşe taşını da gömdük. Hadi 15'i de çözersek süper olacak arkadaşlarım. Ondan sonra şarj biterse bitsin artık. Doldururuz. Şimdi diyor ki fonksiyonun birinci türevinin x eşittir 1 değeri için x eşittir eksi 1 için değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Dostum bak ne yapacağım şimdi burada. Direkt sana şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Şimdi şuradaki çarpanlardan hangisinin kökü bu eksi 1? Şu birincinin kökü. Bu hariç diğerlerine gx de gx. Fx şöyle oldu bak. Fx eşittir x artı 1 çarpı gx oldu. Hadi gel şimdi fx'in türevini alalım. Türevini al diyor ya alalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci yani gx. Artı ikincinin türevi yani g'nin türevinde x çarpı birinci yani x artı 1. Şimdi burada da ne diyordu? X yerine eksi 1 yaz diyor. E hadi yazalım x yerine eksi 1. G'de eksi 1 olur burası. Eksi 1 yazarsam şurası 0 olur. Çarpıldığı için bu da gider artı 0 kalır. Yani soru ne haline döndü? G'de eksi 1 oldu. G neresiydi? Şu son ikisine G dedim ben. Hangisine G diyordum? Bak ne istiyor senden? X eşittir eksi 1. Eksi 1 bunun kökü olduğu için yani bunu 0 yaptığı için diğer geri kalan her şeye G diyorum arkadaşım. Şimdi o zaman eksi 1 yazalım şuradaki G gördüğümüz yere. Eksi 1 2 daha 1 yapar. Eksi 1 3 daha 2 yapar. 2 çarpı 1'den 2 çıktı sorumuzun cevabı. Şu ne diyor arkadaşım ikinci soru? Bak türevini al diyor. X yerine de 2 yaz diyor. F'in türevinde 2'yi soruyor. Şimdi 2 hangisinin kökü? Şunun. Bu hariç geri kalan hepsine G diyorum. Fx şöyle oldu o zaman. X eksi 2 hariç. Geri kalan hepsi benim için gx oldu. E hadi türevini alalım 2 yazalım. Şimdi birincinin türevi 1 çarpı şuraya f'in türevi diyeyim de çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci yani x artı x eksi 2. Şimdi x yerine de 2 yazalım. G'de 2 mi oldu burası kardeşim? G'nin türevinde 2 çarpı 2 yazarsam şurada x gördüğüm yere burası 0 oluyor. Burayı komple 0 yapıyor. Artı 0 geliyor. Sonuç bir tek neymiş? G'de 2'ymiş. G neresiydi? Şunların çarpımıydı. Şu ve şuranın çarpımıydı değil mi G? Hadi 2 yazalım. 2 yazarsak 2 eksi 1'den 1. 2 eksi 3'den eksi 1. 2 eksi 4'ten eksi 2. 2 eksi 5'ten eksi 3. Çarpalım. 6. Eksi 6, eksi 6 geliyor. Cevabım Edirne'den çıktı. Bak şimdi bu formül burada ne kadar çok işine yarayacak kardeşim. Üçlü, üçüncü soruya bakın. 1'den 20'ye kadar. Aslında direkt söyleyeyim mi arkadaşlar burada? Şimdi f'de 20'yi en büyüğünü soruyorsa cevap direkt 1 eksiğinin faktöriyeli olacak kardeşim. Yani direkt cevabı böyle işaretleyin. Şu ucu ayarlıyorum ben bir yandan. Direkt cevap 19 faktöriyel ama ben normal yolunu da göstereyim. Şimdi f'in türevinde 20'yi soruyor. 20 hangisinin kökü? Şunun kökü. O zaman bu hariç geri kalan hepsine gx diyorum ve fx şöyle oluyor. Gx çarpı x eksi 20 oldu. Hadi türevini alalım. F'in türevinde x. Birincinin türevi, g'nin türevi çarpı ikinci x eksi 20. Artı ikincinin türevi 1 çarpı birinci gx. Peki x yerine 20 yazalım. 20 yazarsam burası 0 oldu mu kardeşim? 20 yazarsam g'de 20 çıktı değil mi? Yani bu işlemin sonucu g'de 20'ymiş. Peki g neresiydi? Şuradan 19'a kadar olan sayıların çarpımı. 20 yazarsam 20'den 1 çıktı 19. 20'den 2 çıktı
18. 20'den 3 çıktı, 17. 20'den 4 çıktı, 16. Diye nereye kadar inecek bu? 1'e kadar indi kardeşim ki bu da neyin açılımıydı? 19 faktöriyelin açılımıdır. Cevabımız bu yüzden de 19 faktöriyel gelir. Geldim bu soruya. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'in türevinde a büyüktür 0 diye bir şey söylemiş. F'in türevinde a, şimdi f'in türevini alırsan diyor ve x yerine de a yazarsan 0'dan büyük bir sayı çıkacak diyor. A b'den büyük, b a'dan büyük, b öyle bir şeyler de vermiş bize. Şimdi hangileri doğrudur? F'in türevinde c, en büyükleri c olduğu için c'yi burada yerine yazdığımda negatif olacak. Burası da negatif olacak. Negatifle negatifin çarpımı pozitif olacak. Tamam. B'yi buraya getirip yerine yazdığımda b a'dan büyük olduğu için pozitif, b c'den küçük olduğu için negatif. Artıyla eksinin çarpımı eksi olacak. Evet, bu eksi çıkacak. Doğru. A en küçükleri a'ymış. Getirip burada a yerine yazdığımda en küçükleri olduğu için bu eksi çıkacak. Bu eksi, eksiyle eksinin çarpımı da artı gelecek. İnşallah anladınız arkadaşlar. Bak, a en küçükse hani türevini aldığında şunlar yine geleceği için eksiyle eksinin çarpımı artı muhabbetine döndü bu iş. O da cevabımız, hepsi doğru. Edirne çıktı arkadaşlarım. Evet, şarjımız da bitti, bitecek. Burada da durdurdum videoyu. İlk 15 köşe taşını bitirmiş olduk böylelikle. Hadi gobeller, kolay gelsin. Görüşmek üzere.